Masal keyfi. Vay canına, burası da ne böyle? Of of of, şuraya bak. Ne kadar ihtişamlı bir oda bu böyle. Herkese merhaba. Güzel'in bu odasını hatırlıyorsunuzdur herhalde. Sizden gelen yorumlarda bu odayı nasıl yaptığımı sormuştunuz. Gelin görelim bakalım nasıl yapmışız. Bu prenses yatağını nasıl yaptığımı daha önceden anlatmıştım. Bu çekmeceleri nasıl yaptığımı da daha önceden anlatmıştım. Aynı tasarımı da bir sonraki bölümde anlatacağım. Şimdi sıra geldi makyaj masasını nasıl yaptığımı anlatmaya. Elimizde bir bardak kutusu vardı ve de kullanmadığımız bir ayna. Bunların kalıbını çıkartarak işe başlıyoruz. Aynayı yerleştireceğimiz yere falçatayla keserek boşaltıyoruz. İç kısmı dikkatlice kesin çünkü iç kısmını birazdan puf koltukta kullanacağız. Şu kartonu da bu kısım için kullansak nasıl olur? Olabilir. Hemen ölçüsünü alıp keselim. Sonra da ahşap görünümlü yapışkanlı folyo ile kaplayalım. Bu kısma yerleştirebiliriz. Puf koltuk için şöyle bir yer tasarlasak nasıl olur? Buraya ayaklarını da uzatabilir. Şu yan tarafta da dolap olsun. Bu kısımlardan falçatayla keselim. Bu ön tarafı ve yan tarafları da kaplayalım. Kestiğimiz ince şeritleri silikon tabancasıyla yapıştırıyoruz. Şimdi aynayı yapıştırabiliriz. Diğer kısımlarını da yapıştırarak masamızı tamamlayalım. Boncuğumuzu unutmayalım. Şimdi puf koltuk tasarımına geçelim. Bebeği kutunun üzerine oturtturalım ve koltuğun yükseklik ölçüsünü tespit edelim. Puf koltuğumuzun da dış yüzeyini kaplayalım. Daha sonra da aynanın iç kısmından kalan parçayı üzerine yapıştıralım. Thank you.
Evet, makyaj masamız tamamlandı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bunun gibi kendini yap videoları eklememi isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın. Masal keyfi.